Günaydın doktor, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bomba gibiyim yine. Çok güzel. Evet, çok önemli bilgiler alacağız. Botoks konuşacağız, dolgudan bahsedeceğiz. Hani nasıl daha genç görünebiliriz bunlardan konuşacağız ama botoks dolgu konusunda çok fazla bilgi kirliliği var. Bildiğimizi zannedip hiç bilmediğimiz konular var. Tabii ben bunu kendim için söylüyorum. Yanımda yine profesyonel bir medikal estetik hekim olduğu için bu söylediklerim seni bağlamıyor. Ya en sık ne duyuyorsunuz? Ben şuna çok takılıyorum. Ya dudağıma botoks, biraz da dudağıma botoks. Yani bu kadar bilinçsiziz aslında bu konuda. O yüzden halkı bilgilendirmek adına nereye ne olur, ne işe yarar, bunları bize bir tek tek anlatın lütfen. Tabii her şeyden önce botoksun tarihine bakmak lazım. Botoksun tarihi çok da eski değil. 2000'li yıllardan itibaren bu kadar kozmetikte yoğun kullanılmaya başlandı. Bu da şu anlama geliyor. 10-15 yıllık bir süreç içerisinde dünyada şu an baktığınız zaman sırf Amerika'da 60 milyon kişi botoks yaptırıyor. Yılda. 60 milyonda hani mesela şunu duyuyoruz hocam, yılan zehiridir, vücudumuza niye zehir alalım? Evet. Zehirleniriz uzun vadede, evet. Kim bilir bize neler evet, yapacak? Evet, botoks ve dolgu hakkında şehir efsaneleri var. Bu şehir efsaneleri neresi yanlış, neresi doğru ve bu bilgi kirliliğinden bahsettiniz. O bilgi kirliliğine bir nebze olsun, bir nokta koyabilirsek ne mutlu bize. Yılan zehri midir? Botoks bir yılan zehri değildir. Botoks laboratuvarda bakteriler tarafından üretilen bir toksindir. Ancak çizgili kasta sinir ucundan çizgili kasa iletimi durduran bir antijen olduğu için yılan zehirine benzer bir toksin diye bir zamanlar biri söylemiş ve halkın ağzında bu botoks yılan zehiridir diye dolaşa dolaşa artık öyle bir hale geldi ki her gelen hasta ya hocam bu yılan zehri mi değil mi diye gerçekten soruyor. Ama botoks kesinlikle altını çiziyorum. Yılan zehri değildir. Sizde var mı hocam? Çizgili kas bu bizim normal çalıştırdığımız bütün kaslarımız. Çizgili kaslar nelerdir? Düz kaslar vardır, çizgili kaslar vardır. Mesela mide kası düz kastır. Ama iskelet sisteminde bu mimik yaptığımızda, kaşlarımızı sıktığımızda veya işte ağırlık kaldırdığımızda kolumuzdaki yani dışarıdan derinin altındaki kasların hepsi tamamen çizgili kastır. Ve bu çizgili kaslara botoks yapıldığı zaman sinir ucundan kasa iletiyi bloke eder ve o kasınız kontrollü kasılabilir ya da kasılamaz. Bu da tedavide, kozmetikte de kullanılabilir, saç çıkartmada kullanılabilir, terlemede kullanılabilir, spastik çocuklarda veya fizik tedavide kullanılabilir. Hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Çok enteresan, 10-15 yıl içerisinde botoks hayatımıza o kadar bir girdi ki artık herhalde vazgeçilmezler haline evet, yani belli bir yaştan sonra botoksuz kimseyi görmek artık mümkün değil. Hocam sizde var mı? Bunu magazin olsun diye sormuyorum, yanlış anlamayın ama hani yılan zehri olsa herhalde insan kendini uygulamaz. Evet şöyle, zaman zaman tabii ki alnımızda kaşları yukarıya kaldırdığınızda oluşan bu paralel yatay çizgiler olmasın diye veya kas ayaklarınız çok fazla kırışmasın diye derinleşmesin ve oturmasın diye. Çünkü evet. Kırışıklıklar insanı yaşlı gösterir. Siz eğer o mimiklerinizi çok fazla kullanıyorsanız veya göz kapağı düşük bir kişinin sürekli ne yapar? Göz kapağını yukarı kaldırmak ister değil mi? Göz kapağını yukarı kaldırmak için ne yapar? Kaşlarını yukarı doğru hareket sanki ettirir. Sanki böyle buraya mandal o zaman ne olur? Derler, evet böyle? Ne olur? Burada 2-3 sıra derin çizgileriniz olmaya başlar. Bu da güneşle beraber, eğer güneşin de altındaysanız, güneşle beraber o bölgeler beyaz kalır kırıştırdığınız yerler, diğer yerler siyah kalır. Ve o çizgiler o kadar derin görünmeye başlar ki artık kozmetik olarak sizi çirkin göstermeye başlar. Ve zaman içinde hep aynı yerden kırıştığı için bu sefer avuç içi gibi şekiller oluyor. Yani derin kolajen kırıkları da olur. Tabii bunlar artık epidermiste değil dermise kadar etketmeye başlar ve oradaki kolajenler de kırılır. Sonuçta yaşlı bir yüzle karşılaşırsınız. Botoks ne yapar? Botoks bu bölgelere uygulanan botulinum toksin dediğimiz botoks o bölgelerde çizgili kasları belirli süre içerisinde hareketsiz kalacağından dolayı siz istediğiniz gibi o mimiklerinizi kırıştıramazsınız. Kırıştırmayınca da o kırıklar zaman içerisinde vücut tarafından tedavi edilir. Tedavi edilince ne olacak? Kırışıklıklar ortadan kalkacak. Çok çok derin kırışıklıklar bile 2-3 botoks uygulaması sonucunda tamamen düzeliyor. Peki hocam şunu merak ediyorum. Çok fazla hareketsiz yapar mı yüzü? O da tamamen kişinin isteğine veya doktorun tecrübesine bağlı. Dozla ilgili bir şey. Dozla ilgili bir şey ve teknikle ilgili bir şey. Eğer ki şimdi zaman zaman bize geliyor işte tiyatro veya sinema oyuncusu veya spiker. Spiker botoksu denen bir şey var.
Spiker botoksu nasıl oluyor veya tiyatro oyuncuları? Neden para kazanıyorlar? Mimikleriyle, hareketleriyle, yüzlerinin şekliyle, değil mi? Evet. Bir 3 saniyede çok üzgünken 3 saniyede çok mutlu olmak durumundalar. Artık yönetmen ne derse onu oynamak durumundalar. Sonuçta ifade çok önemli. İfadelerini kaybetmemeleri lazım. Onun için de bunlara oyuncu ya da spiker botoksu dediğimiz mikro botoks yapmak gerekiyor. Mikro botoks nedir? O da derinin hemen altına papiller şekilde yapılıp çok da kas dokuya gitmeden yüzeysel napaç şeklinde yapılan çok minik minik dozlardır. Bunlar sizin yüzeysel kırışıklıklarınızı açar ama derindeki kasları etkilemediği için mimikleriniz kalır. Yani bu doktorun elinde olan bir şey, o dozlama ve ne kadar botoksun. Bu teknik tamamen evet bir teknik. Bu tekniği düzgün uygulayanların hastaları da mutlu, doktor da mutlu. Çünkü bazen etrafta şöyle insanlar görüyoruz ve hani çok da hoşumuza gitmiyor. Onlardan biri olmak istemiyoruz. Yani yüz hareket etmiyor, sadece dudak oynuyor ve gözler böyle oynuyor. O, yüz tamamen donuk. Evet. Nasıl oynuyor bir yapar gözler mısın? Gözler böyle fıldır fıldır oynuyor. Dudak oynuyor ve yüzde evet. Hiç hareket yok. O çok kötü yapılmış bir botoks örneği. Tabii bu alanda da kötüler var. Burada tecrübe devreye giriyor. Bir de kişinin isteği. Kişi gelip hayır benim hiçbir şeyim oynamayacak, ben böyle botoks istiyorum derse doktor ona öyle botoks yapıyor. Yapıyor ama, musun mesela böyle botoks yapıyor musun? Ya şöylesi var, eğer ki çok uzun süre gitsin diyorsa belki bir ihtimal yapılıyor ama benim tercihim değil. Yani sizin öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Mesela Rus müşteri çok, onlara Türk usulü botoks yaptığımız zaman hani mimikler kalsın çizgiler gitsin botoks yaptığımız zaman 15 gün sonra kızgınlıkla geri geliyorlar. Siz bana botoks yapmadınız mı? Çünkü mesela Rus ırkında botoks yaptığınız zaman çivi gibi olacak. Hiçbir şey kıvılamayacak. Onların botoks anlayışı bu. Mermer onlara, gibi durmak istiyorlar. Evet, mermer gibi olacaklar. Taş mermer olacaklar. Onlara öyle botoks. Rus botoksu diyorum ben ona. Daha küçük moleküllü. Türkiye'de iki tane botoks markası var. Bir tanesi küçük moleküllü, bir tanesi daha büyük moleküllü. Küçük moleküllü olan çok agresif, yaygın ve çok sert. Yani onu yaptığınız zaman şak diye mermer gibi oluyor. Ama diğer bir marka botoks var. Daha büyük moleküllü. Yayılımı daha yavaş. Onu yaptığınız zaman da çok daha natürel. Yani bizim bana botoks yap ama kimse anlamasın. Kadın şunu söylüyor. Kocam bile anlamasın. Diyorum tamam tam yerine geldiniz. Çünkü size öyle bir botoks yapacağım ki şimdi kırışıklar gidecek, mimikler kalacak. Türk toplumu genelde böyle botoks istiyor. Ama bir Rus kalkıp geldiği zaman onun istediği de mermer gibi bir surat. Evet, biz gülünce bütün yüzümüzle gülümsemek istiyoruz. Ağlayınca, üzülünce bütün yüzümüzden görünsün hani. Duygularını saklayan bir millet değiliz. Bir şekilde duygularıyla yaşayan insanlarız. Ama doğallıktan da yanayız artık. Ama biraz daha doğal olması lazım. İşte doğal olsun ama botoks olduğum belli olmasın. Türkiye'de genel kanı bu. Ama bunun yanında baktığınız zaman yani botoks hastalarımızın bizim %70'i kadın, %30'u da erkek. Erkekler de tercih. O yüzden erkekler de tercih ediyor. Bende botoks var mı? Evet. Var mı? 3-5 ay arayla düzenli olarak ben de kaz ayakları ve alın bölgeme küçük küçük mikro botoks şeklinde botoks yapıyorum. Ama az önce kırıştırabildiniz şöyle. Botoksun zamanı geldi çünkü. Zamanı döndü. Zamanı geldi. Zamanı geldi çünkü botoks 3 ay ile 6 ay arasında etkili. Ama botoksu sık sık yaptırdıkça botoksun etkisi uzar. Botoksun etkisinin uzaması da sizin botoksu yaptığınız bölgedeki kasın volümüdür. Ne kadar büyük bir volüme botoks yapıyorsanız etkisi o kadar kısa olacaktır. Eğer ki mimik kaslarınız zayıfsa, çok güçlü değilse botoksun etkisi de o kadar uzun sürecektir. Sonuçta bu bir tüketim meselesi. Ya bu bünye meselesi anladım. Tüketimle ilgili tamamen. Aynen şey gibi düşünün. 6 silindirli bir araba ne kadar benzin yakar? 3 silindirli bir araba ne kadar benzin yakar? Şimdi mesela dolgu konusuna da girelim. Botoksla ilgili epey bir konuştuk. Evet. Dolgu konusu da ilginç bir konu. Yani dolgu, en evet. Çok şunu düşünürüm ben mesela. Diyelim ki doldurduk. İçi boşalırsa, çok çirkin olursa. Şöyle bir şey, dolguda her şeyden önce şöyle bir şey var. Dolgu geçici dolgu mu, kalıcı dolgu mu diye ilk gelip de soruyorlar hemen. Hocam kalıcı dolgu yapıyor musunuz? Kalıcı dolgu Türkiye'de yapılması zaten kanunen de yasak. Çünkü zararlı, Avrupa'da yasak. Ama halen gelen hastalara baktığım zaman Lübnan'da yaptırmış. Efendim yok zamanında işte Suriye'de yaptırmış, İran'da yaptırmış, Azerbaycan'da yaptırmış. Ve ne diye geliyorlar biliyor musun? Hocam bu şişti, iltihap akıyor bundan. Tabii kalıcı olarak oraya koyduğunuz bir dolgu ki silikondur bu. Biyopolimer de olabilir. Nasıl bize? Koyduğunuz dolgu hiçbir zaman vücut tarafından tüketilemiyor. Naylonumsu bir madde. Kalması için eminmemesi lazım. Eminmemesi lazım. Yabancı madde olması lazım. Yabancı madde olduğu için de vücut tepki gösteriyor. Diyor ki ben seni istemiyorum, git kardeşim.
Gidecek yer yok. Etrafını bir kılıfla çeviriyor. O kılıfta da zaman zaman vücut direnci düştüğünde, alerjik kişinin şeyleri, histamindir yükseldiğinde, o zaman otomatik olarak orada enfeksiyon gelişiyor. Bir mesela şunu diyorum. Hayatta kalıcı ne var ki dolgu kalıcı olsun? Sonuçta yaşlanmaya devam ediyoruz. Kısaca özetleyelim. Şöyle diyelim. Kalıcı dolgu zararlıdır. Yaptırmayın. Yaptıranlara da müsaade etmeyin diyoruz. Yani yüzde silikonu düşünemedim hocam ben. Yapan yerler var. Merdiven altı yerlerde bu tür şeyler yapılıyor. Özellikle bu konuyu gündeme getirmek istedim ki aman ha izleyicilerimiz, TV8 izleyicilerine tekrar tekrar söylüyorum. Aman ha sakın böyle bir şeye kalkışmak isteyen birileri varsa yaptırmayın ve şikayet edin. Peki normalde dolgu dediğimiz hani sizlerin uyguladığı konuda evet. Dolgu maddesi nedir? Neyle dolduruyorsunuz? Genelde dolgu maddesi yaygın olarak kullanılan dolgu maddesi işte 1-2 yıl veya bazı dolgularda 6 ay kadar kalıcılığı olan hyaluronik asit dediğimiz kolajen yani jel kıvamında yine laboratuvarlarda bakteriler tarafından ürettirilmiş jel kıvamında kolajen dolgular bunlar. Hyaluronik asit vardır içinde. Yaygın olan bu. Yeri gelmişken şunu da sorayım. Işık dolgusu denen konu. Birçok insan gözaltı morlukları ile ilgili sıkıntı çekiyor ya da yaşla birlikte ırsi de olabilir, kalıtımsal da olabilir. Evet. Bu gözlerin altı böyle çöküyor. Aşağı doğru iniyor ve morluklar oluşuyor. Evet. Onu istediğiniz kapatıcıyı kullanın. Sıkıntı yani hani ciddi bir problem. Gözaltı morluğu bir tek onunla değil ki birçok sebebi var aslında. Evet. Yani birçok sebebi var. Gözaltı morluğunun dediği gibi yalnızca oradaki kolajenin kaybolması değil aynı zamanda oradaki lenfatik drenajın yani işlememesine bağlı da olabilir. Genetik olabilir. Ama biz hani bu aman genetik bir şey yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Gözaltı kırışıklıklarını tedavi edebilen elimizde çok çok harika güzel artık proteinli ve amino asitli, kök hücreli güzel mezoterapi ürünleri var. Bunlar kırışıklıklarda çok çok başarılı. Özellikle o bölgedeki ameliyat istemeyen hastalara o bölgelere 3 seans böyle ikişer haftayla yapılan mezoterapiler orada kırışıkları ciddi anlamda azaltıyor. Rengini de ciddi anlamda açıyor morluğun. Aynı zamanda lenfatik drenajı sağlayıcı ilaçlar da katıyorsunuz. Bir de oradan çok çıkarınız oluyor. Ama gözaltı ışık dolgusuna gelince gözaltı ışık dolgusunun içinde de diğer dolgulara göre daha farklı bir şeyler var. Nedir var bunlar? İşte amino asitler var, proteinler var, vitaminler var. Yani oradaki morluğu gidermeye yönelik olarak hem oradaki stazı çözecek, kan akımını kolaylaştıracak, lenfatik drenajı sağlayacak. Ayrıca başka vitamin ve amino asitler de var. Onun haricinde de bir hyaluronik asit var zaten hacmen dolgunluk sağlasın diye. Şimdi dudaklar mesela yaptırıyorlar. Tamam birazcık etli dudak olsun isteyebilir insanlar ama dudak mesela şöyle açılıyor böyle. Ondaki hata şöyle, dudaktaki şeyi anlatayım size. Bir altın kural vardır orada da biliyorsunuz. Estetikte her şeyde altın kural var. 3/2 yani 1.6. Bu şöyle, dudakta eğer dudağın tam ortasına dolgu koyarsanız ördek dudak olur. Hmm. Dudak uzar. Evet. Şöyle çıkar. Evet. Eğer dudağın 1/3 dış kısmına dolgu koyarsanız pabuç dudak olur. Evet, şöyle açılması o mu pabuç evet, dudak? Evet, bunların hepsi yanlış. Ortaya bakın parmağınızı şöyle kameraya göstereyim. Şöyle koyduk parmağımızı. Bir de şöyle koyduk. Şu arada kalan yer var ya, dolguyu oraya yapmak lazım. Tabii siz onun şeklini yani, biliyorsunuz. Yani 1/3 orta ve 1/3 yanı çıktığınız zaman geriye kalan 1/3 orta kısma yapılan dolgu çok doğal ve çok net keyif verir. Diğer türlü ya ördek olursunuz ya pabuç olursunuz. Evet bu botoks ve dolgu konusunda hani yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinenleri düzelttik, doğrulara çevirdik. Gerçekten bir bilgi kirliliği var. Hatta insanlar sırf bu yüzden de çekinip geri duruyorlar ama ne kadar kullanışlı ve bazı konularda ne kadar gerekli olduğunu azı karar, altını çizdik. Çoğu zarar. Yani botoksta da dolguda da çok minimalist olmanız gerekiyor. Yani evet. Her şeyi bir celsede tek yaparım demeyeceksiniz. Evet. Adım adım, step by step. Evet. Kesinlikle kuralın bu olması lazım. Azıcık yap, 2 hafta sonra kontrole çağır, azıcık daha yap. Çok koyduğun zaman geri alması zor oluyor. Halbuki az az koyarak ilerlersen, dur evet. dediği yerde durursun ve sonuç mükemmel olur. Bu az az dokunuşlarla, küçük küçük dokunuşlarla çok büyük değişimler de söz konusu değil mi hocam? Kesinlikle yani onu kombinasyon yaparsanız, azıcık botoks, azıcık dolgu, azıcık örümcek, azıcık GRP, azıcık şu... Sonuç bir bakıyorsunuz. Doğal bir güzellik doğru. olabiliyor. Ben nereye geleceğim? 15 yıl evveline gitmişsiniz. Evet konuğumuz Nihat Dike Medikal Estetik Hekimi teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim botoks ve dolgu konusunda bana en azından şehir efsanelerini anlatma fırsatı verdiğiniz için.